Merhaba arkadaşlar. Bu normal Excel'in içerisindeki SQL kullanım dersine biraz daha devam edelim. Bir şeyler daha eklemeye, geliştirmeye çalışalım. Şimdi arkadaşlar burada sorgula diyoruz. Sorgula dediğimiz zaman şunları para birimi olarak yazsın. Aynı zamanda en altına da boş toplamını yazsın istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Hemen bakalım. Sorgula butonun içine giriyorum. Sorgulama buradan başlıyordu. Buraya bir değişken tanımlıyorum. Diyorum ki işte dim toplam az double diyorum. Double küsuratlı sayılar için kullanıyoruz. Double olarak tanımladıktan sonra toplam eşittir sıfır diyerek sıfırlıyorum ilk başta. Bir de arkadaşlar burada dikkat ederseniz buraya ne yazıyordu? Adı, soyadı, borcu. Tamam. Burası adıydı, soyadı ve borcunu yazıyordu arkadaşlar. Hemen şuraya toplam eşittir toplam artı sonuç 2 diyorum. Tabii bunu da şöyle yazsanız daha iyi olur. CDBL aslında convert to decimal demektir. CDBL sonuç 2. Yani desimala çeviriyoruz. Toplama aktardık. Şurada da döngüden çıkıyor arkadaşlar. Do loop döngüsü. Aynı for next döngüsü gibi. Bu da do loop döngüsüdür. Kayıt sonuna kadar gidiyor. Şuraya şöyle yazıyoruz. Range B'nin hatta şöyle yapabilirsiniz. A'nın ve iki nokta üst üste iki nokta A'nın x artı 1'i ve iki nokta üst üste tekrar ve tırnak içinde C'nin ve x artı 1'ine eşittir. Şöyle alt tire çizebilirsiniz. Şöyle shift'le beraber tireye basarsanız alt tire olur. Şurada bir ve kullanmadık arkadaşlar. Tamam. Yani A sütununun x artı 1'i. Artı x kaçta bir bittiyse işte a x mesela 7'de bittiyse a 7 ve c 7 arasına. A 7 örneğin burası a 1 budur. A 7 c 7'ye kadar. Yani buraya kadar çizgi çiz anlamında. Şu aralıkta şu çizgiyi çiz dedik. Sonra range b'nin ve x artı ikisine eşittir. Toplam yaz. İki nokta üst üste. Yine range C'nin x artı ikisine de neyi yaz? Format currency yani para birimi formatında CDBL toplamı yaz diyoruz. Parantez iki defa kapatıyoruz. Bir deneyelim bakalım oldu mu? Şimdi mesela isme göre HA olanları sorgula. Çok uzun oldu arkadaşlar çizgimiz. Hemen onu kısaltalım. Bir tane yazsak ne olur? Hiç denemedim ya. Bir tane deneyelim bakalım ne olacak. Her birinin altına bir çizgi çizdi. Şöyle yapalım. Tamam. Evet. Sorgula dedik ve toplam 2300 TL. Bunları da para birimi şeklinde yazsın. Bunun için de şuraya format currency diyoruz. CDBL convert to decimal anlamında. Tamam. Şimdi tekrar çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde yazdı. Hatta isim silelim. İsim şartımız yok. Tümünü listelesin. Sorgula diyoruz. Gördüğünüz gibi 19.400 olarak listeledi. İsminin işte soyadına göre mesela soyadın içinde AS olanları listele. Toplam 1900. İstediğin şekilde bu şekilde sorgulayabilirsiniz. Şunu farklı bir şekilde de yapabilirdik aslında. Mesela borç
alacak şeklinde de kaydedip sadece borçları veya tarihe göre yapabilirdik. İsterseniz şu kaydı biraz genişletelim. Buraya ekle diyorum. Buraya tarih diyelim. Tarih. Şuradan biçim boyacısına alıp buraya tıkladığım zaman aynı biçimi alır. Yine biçim boyacısından şuraya tıkladığım zaman aynı biçimi alır. Tarih, adı, soyadı, işlem tipi diyelim. İşlem diyelim. Şimdi bu işlem tipini şöyle yapacaksınız. Buraya ben tahsilat, altına da ödeme diyorum. Sonra arkadaşlar şuraya gelip veriden veri doğrulama diyorum. Buradan listeyi seçiyorum. Listeyi seçtikten sonra şuradan şu iki tanesini seçiyorum. Enter'a basıyorum ve hata uyarısı diye bir yere gelip işte başlık hata buraya lütfen listeden seçiniz diye bir uyarı versin. Ve bu böyle. Şimdi mesela bunun anlamı şu oldu. Ben buraya bir şey yazdığım zaman lütfen listeden seçiniz diye beni uyaracaktır. Dolayısıyla buradakilerden birini seçmek zorundayım. Tahsilat dedik. Ekle. Buraya da yani tutar diyeceğiz. Tutar. Evet. Bu buraya mı kaydı? Şurayı temizleyebiliriz. Bunun için de ne diyoruz? Girişten temizle, tümünü temizle deyip tekrar buraya şu formatı uygulayabiliyorum. Ve burası para birimi şeklinde olsun arkadaşlar. Şimdi ben buradan kaydet dediğim zaman tarihe göre adı, soyadı, işlem ve tutarı kaydetsin. Nereye kaydetsin? Şu database'e kaydetsin. Ben burayı biraz genişletiyorum o zaman. Şöyle genişlettim. Tamam. Şu verileri de buradan Ctrl X ile kesip şuraya yapıştırdım. Hatta bir tane daha genişletiyorum tablomu. Burası neydi? Tarih. Burası tarih arkadaşlar. Tarih. Şurası adı, soyadı, işlem tipi. Şurası da tutar. Şunu silebilirim. Benim veri tabanım da böyle. Şu verileri de siliyorum. Hatta şuradan itibaren silebiliriz. Şimdi ben kaydet dediğim zaman buraya kaydetmesini istiyorum. Hemen kaydın içerisine çift tıklayalım. Şöyle tasarım moduna alıp kaydete çift tıklıyorum. İşte A2 boş ise bu şekilde ad giriniz. Tabii bu sefer tarih giriniz diyecek. Tarih giriniz. A2 boş ise adı giriniz. B2 boş ise soyadı giriniz diyecek. Yine aynı şekilde bunu kopyalıyorum ve yapıştırıyorum. D2 boş şey C2 boş ise C2'de ne var? Soyad. Biz burada ne yaptık? A2 tarih, ad, soyad. Tamam. Burada da diyeceğiz ki işlem tipini giriniz. İşlem tipini seçiniz diyeceğiz. Tamam. Son olarak da tutarı giriniz. Eğer işte D2 boş ise bakalım D2'de midir tutar? Allah Allah. Tarih, ad, soyad, işlem tipi diyelim. Tamam. A, B, C, D, E. Ne yazdık? A. Ha, burası B'dir, pardon. B, C, D. Buraya da E diyeceğiz. E2 boş ise diyeceğiz ki tutarı giriniz. Tutar giriniz. Dolayısıyla da boş, hiçbirini boş geçmemiş oluyoruz. Şimdi burada sadece yapmamız gereken database'teki işte A sütununa A2'yi, B sütununa B2'yi, C sütununa C2'yi Ctrl C ile kopyalayalım. A, B, C, D
ve e diyorum buraya. Evet. Burasına C2, D2 ve E2 kaydet dedik arkadaşlar. Ondan sonra A2 ile E2 arasını temizledik. A2'ye fokuslandı ve kaydettik. Bir bakalım, kaydediyorum şu anda. Hemen tarih 26.12 diyorum. 26.12 2022. Mesela burada 12 Aralık yaptı. Bu durumda Ctrl 1'e basıyorum. CTRL ile beraber yukarıdaki 1'e basıp buradan tarihi seçip şu tarih formatına çevir diyorum. Adı Mehmet, soyadı Aslan, işlem tipi T'ye basıyorum. Tahsilat ya da çıkmıyorum. Listeden seçeyim. Tahsilat diyorum. Ne kadar tahsil etmişiz? 500. Ve kaydete basıyorum. Tabii tasarım modunda çıkayım. Kaydet dedim ve işlem kaydedildi. Şu ikisini de şurayı da arkadaşlar sütun genişliğini sıfır yaparsınız. Dolayısıyla burası kaybolmamış olur. Şimdi hemen database'e bakalım. Gördüğünüz gibi tarihi bu şekilde kaydetti ama şurasını tarih formatında kaydetmedi. Biz bunu şöyle seçip Ctrl 1 ile bunu tarih formatına çevireceğiz ama kaydetmeden önce çevirtmemiz gerekiyor. Dolayısıyla kaydetin içine giriyorum. Şuradaki A2'yi şöyle yapıyorum. Format date time diyorum. Parantez içerisinde şurayı format date time tipin türünde kaydedelim. Bir kişi daha kaydedelim. Tarih yine 26 diyorum. Uf. 26 12. Ha, bir de şöyle bir şey yapalım. Her kaydet dediğimizde buraya otomatik bugünün tarihini yazsın. Kaydetin içine giriyorum. En son kaydedildi mesajından önce burada range A2 select diyor ya, aslında range A2.select demeyelim. Range A2 eşittir vba.date diyelim. Ondan sonra vba nokta demeyelim. Şurada sadece vba şey range A2 eşittir vba.date diyelim. Range B2'ye fokuslansın. B2.select diyelim. Tamam, dolayısıyla her kaydet dediğimizde aynı zamanda buraya tarihte yazmış olacak. 26.12 şimdilik yazalım. Peki mesela ben programı kapattım. Buraya geldiğimde buraya tarih yazsın istiyorsanız bu durumda şöyle yapacaksınız. Şu kayıt sayfasının sheets'ine gelip buradan en üstte activate'e geleceksiniz. Buraya web range b2 eşittir vba.date diyeceksiniz. Dolayısıyla programı kapatıp açtığınızda bu sayfaya geldiğinizde otomatikmen hatta sayfanın change'ine de yazabilirdiniz. Yani sayfalar değişince buraya geldiğinizde otomatik yazdırabilirdik. Hatta onu yapalım. Yine buradan sheet'e gelip sheet change'e gelelim arkadaşlar. Aynı şeyi change'e yazalım. Yani sayfa değişince diyelim. Buraya yapıştıralım. Şimdi ben buradan rapor sayfasına geldim. Kayda geldim. Yazmadı. Kapatıp açayım. Evet. Hemen bunu açıyorum. Niye yazmadı ya? A'ya yazmış. A2 yazmış. Şey B2 yazmışız. B2 yazmışız. A2 yazacağız diyeceğiz. Burada A2 diyeceğiz. Bunu siliyorum. Burada bir de bir de açalım. Gördüğünüz gibi sayfa açıldığı gibi ne yaptık ya? Kaydetmemiştik ya arkadaşlar, pardon. Buraya A2 diyelim. Burada A2 diyelim. Hatayı da engelleyelim. On error resume next diyelim. Burada da hatayı görme diyelim. Neden çıktığını anlamadım. Tamam. Şimdi kapatıyorum. Burayı sileyim. Bakın gördüğünüz gibi rapor. Allah Allah. Burayı olmadı ya. Arkadaşlar bunu da iptal edeceğiz ya. Sıkıntı. Sıkıntı yaratıyor bize.
İptal ettim ben orayı. Tamam. Kıldık bundan. Ne belaydı ya. Evet. Sadece kaydet dediğim zaman yazsın ama. Yaptık onu. Bir deneyelim. 26-12-2022 adı Ahmet. Büyük harfle yazalım. Ahmet. Mesela küçük harfle de yazsanız öbür tarafa büyük kaydetmesini istiyorsanız onu da hemen yapalım. Örneğin siz adı soyadını küçük de girseniz sayfaya büyük kaydetsin. Şurası adıydı arkadaşlar. Burada vba nokta ucase diyeceksiniz. Parantez içerisinde yazdığınız zaman u upper'dan geliyor. Lowercase ise lower'dan geliyor. Vba nokta lowercase diyoruz. Lowercase. Dolayısıyla da küçük harfe çevir. Aha, bunu da büyük yapalım. Evet. Adı soyadını büyük olarak kaydetmiş olacağız bundan sonra. Devam edelim. Mesela küçük harfle gireyim. Ahmet Demir diyelim. İşlem tipi ödeme olsun bu sefer. Tutarı da mesela tutarı girmedik. Bakın tutar giriniz diye uyarı veriyor gördüğünüz gibi. Buraya da 1500 diyorum. Kaydete basıyorum. Kaydedildi ve buraya otomatik tarih atıp B2'ye fokuslandı. Kaydete geldiğim zaman bakın Ahmet Demir'i buraya kaydetmiş. Bir kişi daha kaydedelim. Mehmet'i kaydetmiş herhalde. Mehmet Aslan işlem tipi tahsilat diyelim. Tutar 750 diyelim. Kaydete basıyorum. Hemen kaydedildi. Database'e baktığım zaman buranın üzerine kaydediyor arkadaşlar. Ha, biz yanlış yaptık. Niye yanlış yaptık? Bakalım. Biz niye yanlış yaptık? Tamam. Burada tablo alanımız sadece burası olduğu için arkadaşlar ve buranın sürekli son olarak görüyor. Dolayısıyla biz tablo alanımızı genişletmek zorundayız. Şöyle tablo alanımızı genişletiyoruz. Yani burası bizim veri tabanı tablomuzun kapasitesi. Hemen bir tane daha deneyelim. Ali Yıldız diyelim. Ödeme burada 500 yazıyorum. Kaydete basıyorum. İnşallah en alta kaydetmez. Kaydet dedim. Hemen database'e bakalım. Ali Yıldız'ı sanırım en alta kaydetti. Tüh. Buraları doğru olarak görüyor. Ben buraya geliyorum. En başa kadar tablomu şöyle yazdım. Giriş sayfasından temizle, biçimleri temizle diyorum. Ve şu alanımı ne diyorum? Tablo olarak biçimlendir diyorum. Burası benim tablom artık. Bir daha deneyelim. Rastgele bir şey yazayım ya. Burayı niye böyle yaptı? Kaydet dedim. Kaydedildi. Database'e gittim. Yine en altta kaydetmiş. Peki. Biz şöyle yapsak. Buraya kadar sil diyorum. Sildim. Kaydet. Bunu kaydetti. Kaydet. Düne mi yazdı acaba? Düne yazdı. Arkadaşlar ben buradan bir çözüm bulamıyorum. Sileceğim hepsini. Baştan yazacağım. Tarih. Adı, ad, soyad, işlem tipi ve tutar. Sonra geliyorum şuradan aşağıya kadar seçiyorum. Bayağı bir seçiyorum. Sonra geliyorum diyorum ki tablo diyorum. Ekleden tablo dedim.
Tablo üst başlığı içeriyor mu? Evet diyorum. Tamam diyorum ve bana bir tablo oluşturdu. Şimdi bir daha deneyeceğim. Adı Ahmet Demir. İşlem tipi tahsilat 750. Kaydet dedim. Hemen bakıyorum tabloma. Nereye kaydetti? En sona kaydetti. Subhanallah. Arkadaşlar bir dakikanızı alacağım. Bu niye böyle yapıyor? Evet arkadaşlar, maalesef ben bir çözüm bulamadım arkadaşlar. Çözümü de size bırakıyorum. Bir sonraki derste bununla ilgili bir çözüm bulan arkadaş yorum yazsın. Ona göre devam edelim. Benden bu kadar. Ahmet Yıldız diyorum. İşlem tipi ödeme ve tutarı 800 diyorum. Kaydete bastığım zaman ne yapıyor arkadaşlar? Geliyor database'teki tablonun en altına, bir önceki kaydın üzerine kaydediyor. Bununla ilgili bir çözüm bulamadım. Bazılarınız diyebilir ya, hoca kasten böyle yapıyor. Hani bizi araştırmaya sevk ediyor diye böyle yapıyor. Ama gerçekten arkadaşlar bulamadım. Doğruya doğru. Evet, bir sonraki derste bu sorunu siz çözdükten sonra ben bununla ilgili daha detaylı bir rapor yapmaya çalışacağız. Burada da tarih, işte borcu ayrı listeleyeceğiz, ödeme tahsilatı ayrı, ödemeyi ayrı, değişik işlemleri yapacağız. Bu dersimiz bu kadar. Hepinize başarılar diliyorum. Çözüm önerilerinizi mutlaka yorum sayfasına yazın. Deneyelim. Dediğiniz gibi ise hemen bir sonraki derste de yorum yazan arkadaşın da yorumunu okuyarak böyle bir çözüm bulalım. Hepinize başarılar diliyorum. Abone değilseniz abone olmayı, beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayınız. Başka bir, yani bu dersin devamında görüşmek dileğiyle.